yaptı 45 dakika. Normalde bugün sürelerimiz 60 dakikalardı. Baktığında 60 dakikayı 10 oyuncu üzerinden ortalama gerçekleştirdik. Bunun bazılarının sürelerini 75'e 80'lerde çıkardıklarımız oldu. Bir fiziksel durumlarını takip ediyoruz. Kampın son günü. Maçın devrası da veriler geliyor. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Oyun olarak soracak olursan, oyunda birçok şeyi çalıştıklarımızı sahanın içinde deniyorlar. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Bazen oyuncu duygusu erken gol atayım, erken final pası atayım derken bazen kaçırdıklarımız var. Çok net girdiklerimiz var. 10. dakikada 3 tane girdiğimiz organizasyondan ataklar vardı. Bunlar bizim için iyi. Özellikle rakibin böyle alanda kaldığında biraz daha topa sahip olmayı, biraz daha hızlı çevirip kenarları bulduğumuzda hep oyunlar çıktı. Hazırlık maçı da olsa, diğer oyuncular 60'tan sonra sık değişiklik oldu ama oyun o zaman organizasyonu ister istemez bozulabiliyor. Ama ona rağmen birçok şeyi doğru yapmaya çalıştılar. Eksikler de var. Hem fiziksel olarak hem oyun olarak tamamlamamız gereken şeyler var. Bence harika bir kamp dönemi. Sakatsız bugünü de bitirdik. Yarın son antrenmanımızı yapacağız. Hazırlık maçı da olsa hem oyun yukarı doğru çıkıyor. Maç kazanıyorsun. Maç kazandıkça kendini daha iyi hissettirir ve hızlanırsın. Bugün de geçen maçtan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes 20 oyuncuya şans verdik. Veremediklerimiz var. Çünkü önceden 6 tane, 5 tane hazırlık maçı yapabiliyorduk. Çünkü öyle bir zamanımız yok. Bir yandan da öteki haftaya hazırlanmamız, Avrupa Kupası'na hazırlanmamız gerekiyor. Bence çok güzel, mutluluk verici bir kamp dönemi. Herkesin enerjisi, ekibinde öyle. Hazırlık maçı da olsa kazanmak iyi. Oyunun büyük bölümü iyi gidiyor. Eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız inşallah. Oyun olarak. Bence güzel bir şey o. Yani oynayan oynamayanın oyuna sadık kalması, oyun planlarına sadık kalması. Yani bugün hazırlık maçında dahil oynadığımız maçın geri bildirimini yapıyoruz. Rakiple ilgili çözüm noktalarına bakıyoruz. Savunmada ne yapacağız, hücumda ne yapacağımızı sahada çalışıyoruz. Bütün grupla çalışıyoruz. Bu tekrarlar oyuncuları da daha iyi hale gelecek. Oynayarak, az oynamışlar, oynayarak daha iyi hale gelecekler. Bugün iyi gidiyor ama daha iki hazırlık maçı, bir 45 bir 60 oynadı çoğunluğu ağırlıklı. Mevkisi olarak eksiklerimiz var. Onlar da zaman içinde kısa sürede yerine geldiğinde böyle şey, geçen de size söylediğim gibi yorulan, ondan sonra oyundan keyif veren, daha da her çalışmadan sonra şiddeti, baskı şiddeti artan bir takım olacağız. Genç oyuncuların bazıları da umut veriyor. Cihan'ın olduğu gibi, Salih'in olduğu gibi. Yine yani Draguş geldi, daha bir sonrasında bizimle beraber olacak. Umarım eksiklerin de tamamlandı. İyi bir Trabzonspor seyrettirmek için çalışıyoruz. Çalışıyor. Biliyorsunuz o geç geldi. Bir de onun ligi erken bitmişti. Sağlık ekibi, performans departmanı sürelerini belirliyor. Ben de kendisiyle temas. 30 dakikada pazarlık yapmıştık. Öyle kullandık. Şu an itibariyle sakatlanmadan götürmeye çalışıyoruz. Bizim için değerli, Trabzonspor için değerli bir oyuncu. Katkı sağlayacak, çalışıyor. Edin de sağ tarafta var, solda oynuyor. Cihan da oynuyor baktığında. Rekabet olması güzel. Bu bizi zor durumda bırakacak. Onları birbirini yukarıya doğru çekecek. Cihan'ı bugün işte içeride de kullandık. Çünkü 3-4 mevkide oynayabiliyor. Tony içeride oynayabiliyor. Daha evvelden bu şekilde de kullandık. Solda sanki bir tık fazla. Yani hani Orsic sağda oynamaya alışık değil. Ama bugün mecburiyetten o şekilde sağda alım için öyle kullandık. Rekabet iyi, kalite her zaman iyi. Birbirini itecektir. Umarım böyle devam eder. Hocam, derinliği artıracak bir oyuncu arayışınız var mı? Ozi bugün iyi performans, yani orayı da oynamış bir oyuncu. Bence her geçen sefer iyi oynuyor. Özel bir oyuncu zaten. Orayı da oynuyor. Şu an geçiş döneminde onunla da konuştuk. Bu şekilde kullandık. Doğru cevap verdi. Oyun planlarına uygun bir şekilde hareket etti. Önceliklerimiz var. Ama fırsat transferi çıkarsa, ama yabancı belki değil, yerli, onu da o şekilde kullanmak istiyoruz. Mevcuttakilerden de en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Olmaz. 55 maç planlıyoruz. Le Pivot Santafor birinci hafta bizde olmak zorunda değil. Doğru zamanda, doğru şekilde, doğru oyuncu olsun. Pivot Santafor yoksa başka türlü Santaforlarımız var. Destan ona yakın bir oyuncu. Umut Bozok sırtı dönük serviste olan bir oyuncu. Draguş geldi. Tony de bunu oynayabiliyor. O zaman rakibe göre, bizim elimdeki oyuncu profiline göre bir planla sahaya çıkarız. Ama bütününde, resmin bütününde öyle bir oyuncunun bizimle beraber olması gerekiyor. Okey. Tamam, size de. İyi bir kamp dönemi olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.